legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They never lose hope when everything's cold and the fighting's new. It's deep in their bones, they'll run into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, guys. Legends never die. Selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz bundan bir ay önce falan bir video atmıştım kanala. İşte Türkiye birincisi olduk. Özel tasarım budu ve matara kazandık diye. Bunu belki merak eden arkadaşlar olmuş olabilir diye bu şekilde bir video çekmek istedim şu an. Hemen o videonun da şurada küçük resmini göstereyim size. Kanalda bulabilirsiniz. Onun için de açıklama kısmına da bu videonun linkini koyarım. Bu katıldığımız turnuvadaki maçlardan kesitler, işte oynadığımız fightlar, kazandığımız maçların özeti gibi bir video yapmıştık burada. Şimdi bu turnuvadaki Hoodie ve Matara geldi bana bugün Riot'tan. Bir buçuk ay önce falan da turnuva. Bayağı bir zaman geçti yani üstünden ama geldi sonunda bugün. Üstümde görmüş olduğunuz Hoodie'yi kazandık. Burada bu şekilde bir kafe turnuvaları logosu var. Bu arka kısmında hemen nickiniz yazıyor. Onu da göstereyim şu şekilde. Ankiyası var orada da ama o nickin yazdığı kısım kapşonun altında kalıyor. Yani kapşonu takmadığınız zaman görünmüyor orası. Ama çok problem değil. Onun dışında şurada da bir League of Legends logosu var. Onu da göstereyim size. Ayağa kalkmam gerekecek galiba. Şöyle şu şekilde. Buradaki logoyu da göstereyim. bir de bugün Discord'dan da hoodie geldi. Discord partnerlerine Discord da şu şekilde bir hoodie yolluyor. Onu da göstereyim. Arka kısmı bu şekilde. Umarım görünüyordur şu an kamerada. Aynen görünüyor. Böyle bir Discord partner logosu var arka kısmında. Şurada kolunda bir tane logo olması gerekiyor. Bu ön kısmında böyle bir Discord logosu var. Onun içinde kolunda da şurada yine partner logosu var. İkisi de gayet güzel. Hani şeyleri falan ürünler bayağı kaliteli. Bayağı hoşuma gitti o yüzden. Hem bunları göstermek istedim bu videoda size. Hem de bugün biliyorsunuz ki 8.6 yaması geldi. Bu yama ile ilgili de birazcık yorumlayalım. Bakalım edikerlere değişiklik gelmiş mi? Geldiyse hangi edikerler işte bufflanmış, bufflanan bir edikeri varsa onun videosunu çekelim. Yarın öbür günde o videoları atalım kanala diye böyle bir video çekmek istedim. Hemen şuradan pencere yakalamaya geçelim. Buradan da 8.6 yama notlarımızı inceleyelim. Traktör'ün gece kılıcı. Bunu biraz inceledim arkadaşlar ben yama notlarını. Biraz daha böyle ADK'lere deneyeceğim. Hani genel olarak bütün yamayı incelemeyi düşünmüyorum. Yani bu traktöre gelen değişiklik biraz nerf gibi geldi bana. Yani düşürmüşler çünkü hasarını. Güzel olmuş o yüzden. Tek atıyordu çünkü traktör alan. Miss Fortune'un taban saldırı gücü büyüme oranı 1'den 2'ye çıkmış. Bu metaya sokar mı Miss Fortune'u? Pek sanmıyorum. Çünkü hani letalite itemleri yani zırhleşme itemleri nerfli olduğu için Miss Fortune da zırhleşme bu ile oynandığı için yani bu buff'ın metaya sokacağını düşünmüyorum. Onun dışında başka AD carry olarak bakalım. Kayısa evet yeni şampiyonumuza bir değişiklik geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz çok fazla tercih edilmiyordu oyunlarda. Yani benim hoşuma gitmişti. Ben oynuyordum. Ama çok fazla insanın da beğenmediğini gördüm. Bakıyorum şu an. Saldırı menzilini 500'den 525 yapmışlar. 500 çok kısaydı. Hani 525 olması güzel olmuş. En azından şu an Tristana'nın bir level'daki range'i kadar menzili var Eron'un. Ama dikkatimi çeken bir şey oldu. Genelde yetenek gücü oranını bufflamışlar Eron'un. Hani daha böyle midyada jungle oynanmasını istiyorlar sanırım Eron'un. Bilmiyorum. W'sunun yetenek gücü oranını düşürmüş. Q'sunun menzilini arttırmışlar ve yetenek gücü oranını arttırmışlar. hani Guinso'dan falan da evet yetenek gücü geliyor. O şekilde bir güzel yanı olabilir hasar açısından ama ya genel olarak yetenek gücü hasarı artmış yani pasifinin de Q skill'inin de. E skill'inin verdiği hareket hızını ve saldırı hızını süresini mi arttırmışlar kullanım süresi. Ha, bu odaklanma süresi 1,5 saniye falan sürüyordu. Onu düşünmüşler bu bayağı güzel olmuş. Onun dışında ultisinin biraz range'ini arttırmışlar. Daha uzaktan atlayabiliyorsunuz ve kalkanı artık direkt kullandığınız anda veriyor. Yani R'ye bastığınız gibi üstünüze bir kalkan veriyor. 3 saniyede üstünüzde kalıyormuş. Bunu değiştirmemişler. Lucian'a bir buff gelmiş. Saldırıya devam getirilen güçlendirmelerin Lucian'a yardımcı olduğu gerçek ama hasarının biraz daha artması gerekti. Çok doğru Rito. Buradan takdir ediyorum Riot'u. W intikam ateşi
W'nin hasarını arttırmışlar. Yani bu bence çok da önemli bir buff değil aslında. W zaten hani çok fazla öyle şey yapılan bir skill değil. Ultisinin atış başına oranı saldırı gücünden artık daha fazla alıyor. Yani toplam saldırı gücünüz ne kadar fazlaysa ultiniz o kadar fazla vuracak. Bu güzel olmuş. Bu da artış oranı galiba. Azami artış oranı. 7.5 toplam saldırı gücü olmuş. Yani güzel, güzel bir buff. Q'suna falan ellememişler, range'ini ellememişler. Ama zaten Lucian'ın Q'su bufflanırsa ya da range'i arttırılırsa çok güçlü olur. Ya bakalım, deneriz. Yarın büyük ihtimalle bir Lucian videosu atabilirim. Ya da Kayısı yer çok attım bu ara. Lucian videosu atayım yarın. Lucian'a bir buff gelmiş, onu deneyelim. Queen'e bayağı bir değişiklik gelmiş ama Queen zaten AD carry olarak oynanmıyor bu arada. Yorum atan arkadaşlar da var. Hani Queen AD carry çek diye. Queen AD carry çekmem arkadaşlar. Çünkü AD carry oynanacak bir şampiyon değil. Onun dışında Zaya ve Rakan'a bir değişiklik geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz Zaya'nın W'sunu açtığınız zaman Rakan'la birlikte çalışıyordu. Hani oto atakları ikisinin de güçleniyordu. Artık şöyle olacakmış. W skin'le de amansız iddet. Amansız iddet hem Zaya hem de Rakan üzerinde etkinken işlerinden birinin bir rakibe normal saldırı yapması halinde yalnızca kendi amansız iddeti bu rakibe vurur. Bu ne demek? O yüzden W aslında ikisinin de oto atakları güçleniyordu. Artık sadece hani birinin ekstra hasarını yiyecek rakip. Yeni item'ımız geliyor. Shurelia'nın rüyası. Yeni mi de demişler. Aslında bu eski bir item arkadaşlar. Sezon 3'te falan vardı galiba. Yine aynı şekilde geliyor sanırım. Yine supportlara kasılacak bir eşya bu. O zamanlar da supportlara kasılıyordu. Hızlı koşturan bir eşya. Bakayım. Tekrardan bir okuyayım. Bir şey değiştirilmiş mi? Evet. Hareketi sağlıyor. Eski haliyle aynı şekilde geliyor. Bunu çoğu supporta alabilirsiniz arkadaşlar. Bu eşya gerçekten güzel. Hani bu eşyanın amacı şu. Bazı destek oyuncuları, böyle hani koruyucu destek oyuncuları, işte Karma olsun, Nami olsun, ne bileyim, engage atabiliyorlar bu eşyayla. Bunu basıp birden takımı hızlıca koşturup fight'ı başlatabiliyorlar. Ya da kaçarken işte hareket hızı verip takım arkadaşlarına yardımcı olabiliyorlar. Onun için de Guinsoo'ya bir değişiklik gelmiş. Hemen onu inceleyelim. Hemen yorumunu okuyalım önce bir Riot'un. Guinsoo'nun indeti şu anda 2 soruna sahip. Yalnızca birkaç şampiyon değil sonuç veriyor ve bu şampiyonlara ilk eşyaları için muazzam bir güç patlaması sunuyor. Mesela Varus. Varus'a bayağı güçlü oluyor ilk item olarak. Her iki sorunu da çözmek adına sahip olduğu nitelikleri değiştiriyor ve gücünün diğer niteliklerle doğrudan artmasını sağlıyoruz. Özetlemek gerekirse, Guinsoo'nun indeti ilk eşya olarak eskisi kadar güçlü hissettirmeyecek ancak bazı farklı eşya dizimlerine daha uygun hale gelecek demişler. Hemen bakalım. Toplam bedeli 3600'den 3000'e düşmüş. İnflak D nişancayı ve kazma ile yapılıyordu ve 875 altın. Kuvvet kitabı nişancayı yayı ve kazma olmuş. Bu kuvvet kitabı olması güzel olmuş aslında. Bu infilak DNA'yı biraz gereksiz alınıyordu early'de. Kuvvet kitabı yine çok sarsmayacak bir item. Artı olarak parası da düşmüş. Saldırı gücü 35'ten 25'e düşmüş. Yetenek gücü 50'den 25'e düşmüş. İsabet halinde büyü hasarı 15'ten 5'e düşmüş. Yetenek gücüyle artıyor. İsabet halinde fiziksel hasar 5 artı 0,1 ilave saldırı gücü olmuş. Bu da saldırı gücüyle artıyor. Şimdi büyü hasarı yetenek gücüyle artıyor. Ama olsun, fiziksel hasar yine AD ile artıyor. Bunu da eklemişler. Bu da kötü değil. Bir şey düşündüm bunu görünce. Hani Kayla falan AP kasıldığı için edikerilerden çok o tarz sirolara daha mı iyi olur acaba? Ama bu da olduğu için, bunu da ekledikleri için hala edikerilere de kasılmaya devam eder diye düşünüyorum. Yük başına yetenek gücü 4 sabit yetenek gücüne %4 yetenek gücü veriyormuş. Yük başına saldırı hızı %8 ilave saldırı hızı yerine %8 toplam saldırı hızı veriyormuş. Toplam. Yani toplam derken yük başına dediğimiz artık 8-8 saldırı hızı veriyordu. Direkt %8 toplam mı veriyor? Yok, şeymiş, anladım, okey. Saldırı hızınız ne kadarsa onun %8'ini ekliyor. Tamam, bu güzel bir şey o zaman. Çok atak speed kastınız hero'lara. Yani iki tane mesela crit atak speed item aldığınız hero'lara güzel olacak. Mesela Varus'a mahvolmuş, şundan Guinsoo yapıyorduk. Bayağı bir atak speed oluyordu. Şimdi buradan toplam atak speedinin %8'i gelecek. Bu güzel olmuş, bu hoşuma gitti. Ama denememiz lazım. Bu item'ı belki yarın Varus videosu falan çekerim. Guinsoo kasarım. O şekilde de bakabiliriz. Lucian videosu da çekebilirim. Yani yarın öbür gün bir Varus bir Lucian videosu çekeyim ben. Bunları deneyelim. Yük başına saldırı gücü diyor. 3 sabit saldırı gücü %4 ilave saldırı gücü olmuş. Sanırım bundan buna geçmiş. Yo, artı olarak mı bu? Bunların üstü çizili. O zaman bu ikisi bir arada büyük ihtimalle. Tamam, saldırı gücü arttırıyor. Azami yük sayısının yarısında yakın dövüşçü şampiyonların bir sonraki normal saldırı Guinsoo nitetinin azami yük sayısına ulaştırır. Hem yakın dövüşçüler için bir buff gelmiş. Yakın dövüşçülere Guinsoo kasacaksanız daha hızlı stackliyor anladığım kadarıyla. Yani Guinsoo böyle bir değişiklik olmuş. Parası falan düşmüş. Bunu bir denemek lazım arkadaşlar. Hani oyunda nasıl görünüyor? Neler oluyor? Bir bakarız. Dediğim gibi Varus ve Lucian videoları çekeriz. Statik hançere bir şey olmuş. Milyonlara ilave hasar vermiyor. Bunu kaldırmışlar. Tetiklenme hasarı da 60'tan 140'a
düşmüş. Tetiklenme hasarı 60-140. Oyuncuların davranışları. İkisini aynı şekilde getirmişler. Şimdi bu artık minyonlara ilave hasar vermiyor. Evet, burada birazcık şey yapabiliriz. Statik hançer bayağı güçlüydü bombardıman topuna göre. Gördüğünüz gibi bayağı azdı hasarı. Statik tercih ediyorduk genel olarak. Ama şimdi eşitlemişler hasarları ve minyonlara da ekstra bir hasar vermiyor. O yüzden bombardıman topu da alınabilir artık. Yani daha rahat hasar çıkartmak isteyeceğimiz oyunlarda bombardıman topu tercih edebiliriz. Yine de hani minyon dalgası temizlememiz gerekiyorsa statik hançer alırız. Yani minyonlara ilave hasar vermiyor diyor ama sonuçta veriyor yani tetiklenme hasarını statik hançerin. Hani o yüzden statik hala böyle takımımızda wave killer yoksa, minyon temizleme skilleri yoksa tercih edebileceğimiz bir item ama genel olarak böyle daha rahat hasar çıkarmak için bombardıman alabiliriz artık. Hasarları eşitlendi çünkü. İzleyen herkese teşekkürler. Dediğim gibi bunları deneyerek görürüz. Önümüzdeki videolarda tekrar bilgi veririm statik ve bombardıman konusunda. Bir denemem lazım benim de herkes gibi. Like atarak destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız hala abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.